Kanal ifadesini ben yeni duydum. Bugün duydum evet. Sizden. Yani bundan sonra böyle anacaksınız galiba. Neden beton kanal diyorsunuz? Ve buna bağlı olarak iki alt soru sormak istiyorum. Yeni bir plan olayı oldu. Ve gördüğümüz kadarıyla daha önce burası teknoloji merkezi, burası turizm merkezlikleri bölümü de konut alanına dönüştürmüşler. Sizce neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Üçüncüsü, bir an için İstanbul'da bir refah alanı, İstanbulluya bir kaynak alanı yaratıyor olamaz mı bu iktidar? Neden buna karşısınız? Çokça gerekçe var. Yani şurada onlarca bilim insanının raporu var. Yani tek tek her konuda ve bu işte çalıştay yaptık. Bakın binlerce insan katıldı. Yüzlerce bilim insanı fikrini söyledi orada. Tek tek derken yani örneğin gemi hareketleri yönünden değerlendirilmesinden tutun. Kanal İstanbul gemi geçişleri açısından değerlendirilmesi, deprem mühendisliği açısından değerlendirilmesi, deprem gözetildiğinde vereceği hasarlar konusunda değerlendirilmesi, tsunami konusunda, hidrodinamik incelemesi, aklımıza gelebilecek her konuda onlarca bilim insanı şu raporu hazırladılar. Bunun çalıştayı yapıldı. Neden istemiyorsunuz bu kanalı? Şimdi ona geleceğim. Ya bir cümle olumlu söylediler mi? Bir cümle, tek bir cümle İstanbul adına. Tek bir cümle. Bana birisi çıksın desin ki Cumhurbaşkanı söylüyor. Bakınız. Tek olumlu cümlesi o da olumsuz niteleme. Yani inadına. İnadına diyor yapacağım. İnadına. Kimin inadına? 16 milyon insanın inadına. 83 milyon insanın inadına. Vatandaşla inatlaşan hiç kimse siyasette de kazanamaz, o ülkeye de kazandırmaz. O bakımdan Kanal İstanbul meselesi 136 milyon metrekarelik bir alanı yok ediyor, tarım alanı. 136 milyon metrekare. 83 milyon metrekarelik bir alanı yeniden kentleşmeye açıyor. Söylediniz. İlçe son bazı yapılan... ne kadar Sayın Başkan? Yani 83 milyonu ben anlayamıyorum. Gözümü de canlandıramıyorum. 3 tane Beylikdüzü'nden daha fazla. 400 bin nüfuslu 3 tane Beylikdüzü'nden daha fazla. Burası konut olacak. Tabii. 83 milyon metrekare. Şimdi az önce size dedim ki İstanbul'da 1 milyonu aşkın adres boş. Boş dediniz. Bakın boş ne demek biliyor musunuz? Yapılmış binalardan bahsediyoruz. Yani yapılmış ki adresi var. Ya boş, ya yeni yapılmış satışta, ya kiralık için müşteri bekliyor vesaire. İstanbul'da, yani ömrünü bu işe adamış bir iş insanıyım ben. Başka bir cebimde bu mesleğim var benim. Yani ayıptır söylemesi, binlerce konut üretmiş bir ailenin üçüncü nesil bu işi yürüten, yapan insanı oldum. Bu görevleri yapana kadar. Şu anda İstanbul'daki konut arz fazlası hiçbir dönemde olmamıştır. Öyle mi? Ve dünyanın, bakın iddiayla söylüyorum, dünyanın en ucuz gayrimenkul kentidir İstanbul. Dönün Orta Doğu'ya, hücumla İstanbul'dan insanlar gayrimenkul alıyor. Çünkü ucuz. İnanın sudan ucuz yani. Öyle söylüyorum. Yazık bu kente. Bu kent böyle heba edilemez. Bu kent kıymetli olmalı. Peki orada bir başka, metrekareyi söylediniz. Nüfusu söyler misiniz? Kaç nüfus gelecek mesela eğer kanalı? Tam da ona geleceğim. Bir ters korelasyonda tanımlaması yapalım. İstanbul'un 3 yıldır nüfusu azalmaya eğiliminde. 3 yıldır azalmaya eğiliminde. Ve siz İstanbul'un kuzeyinde, yani bir havalimanı yapıldı, onu da konuşabiliriz saatlerce. Niçin yapıldı, nasıl yapıldı, niçin yapılmamalıydı, yapılsa bile Atatürk Havalimanı niçin açık kalmalıydı saatlerce konuşuruz. Başkanım siz kalırsanız konuşuruz. 2 milyon... programda kalırsanız 2 milyonluk konuşuruz. Bir nüfusu, 2 milyonluk bir nüfusu, yeni bir nüfus, 2 milyon oraya yerleştiriyorsunuz son yapılan planla. Ve son yapılan planla tüm istihdam kaynağı diye tanımladığınız, yani lojistik alan dediğiniz, turizm alanı dediğiniz, fuar alanı dediğiniz tüm alanları da iptal ediyorsunuz ve konut alanına dönüştürüyorsunuz. 2 milyon nüfus, bakın. Kimseyi kandırmasınlar. Nerede? Tarım alanlarında. Milyonlarca metrekare burası tarım alanında. Burası İstanbul'un tarım alanı mıdır Sayın Başkan? Tabii tarım alanı. Yani yaşam alanı. Daha ötesini söyleyeyim mi? Su havzası. Koca, bravo Uğur abi ağzımdan aldım. Sazlıdere Barajı, yani susuzluğu konuştuğumuz, iklim değişikliğinin dünya için bir travma olduğu. Ben bugün Floransa Belediye Başkanı ile yarım saat toplantı yaptım. Eurocities'in başkanı aynı zamanda.
Yani dünyadaki iklim değişikliği mücadelesinde İstanbul'la başlayan, Londra'yla biten bir Avrupa eylem planı nasıl yaparızın yarım saat ön toplantısını yaptık Zoom üzerinden. Yakın zamanda inşallah İstanbul'a misafir edeceğiz. Böyle bir hamleler yürütülürken daha kuraklığın böyle kıyısından döndüğümüz, yani Aralık ayı, Kasım ayı tarihinde normal yağışların dörtte birine düştüğü bir ayları yaşadık. Allah'tan bizi Ocak, Şubat döneminde, ya ben şunu hissettim herhalde birileri kuraklık olsun diye dua ediyordur diye hissetmedim değil. Söylemlerinden duyduğum şeyler olduğu için ifade ediyorum. Ya neyse ki. Dua mı etmişler yani? Yani etmiş olabilirler. Yani birileri etmiş olabilir. Allah'tan gönlü güzel, kalbi güzel olanların duası tutar. Yani onu söyleyeyim. Milyonlarca duanın kuraklıktan değil de bereketten yana olduğunu biliyorum. Günün sonunda böyle bir alanı heba ediyorsunuz. Terkos gibi İstanbul'un en büyük su deposu olan alanı riskli hale getiriyorsunuz tuzlanma riskiyle. Bütün bunları bir kenara koyalım. Bakın, bu projeyi yapan firmanın resmi beyanı. Diyorlar ya 75 milyara kanalı yaparız dediler. Sonra 112 milyara çıktı bakanlık birkaç ay sonra. Bugün döviz kuru üzerinden bu rakamlar 2 sene önce. Hatta yani 2,5 sene önce de diyebiliriz bu rakamlara. Dolar bazında mı, TL bazında mı? TL bazında. Dolar bazında konuştuğumuzda bile otomatikmen 250 milyar. Bakın 250 milyar. Ben daha ileri götüreyim sizi. Bu projeyi çizenler, bu projeyi hazırlayanlar, uluslararası alanda bu projeyi servis edenler bu projeyi 65 milyar dolar olarak tanıttılar. Resmi çok, beyanları. Çok 65 milyar dolar. Ben size bir şey daha söyleyeyim mi? 65 milyar dolarda yanılmazlar biraz daha çıkabilir. Peki bütün bunları hangi dönem yapıyorsunuz İsmail Bey? Özür diliyorum hepinize söylemiş olayım. Hangi dönemde? Yoksulluk. Daha ötesini söyleyeyim mi? Kısa çalışma ödeneğinin bugün son bitiyor. Günü. Evet. Son günü. Yani yarın itibariyle milyonlarca insanımızı işsiz görebiliriz her an. Milyonlarca insanımızı. Yani bu ülkede %30'a çıkan bir işsizlik dönemini görebiliriz. Siz bu dönemde bir yol ve bir kavşak 8 kilometre, 9 kilometre civarında, projesi de daha kamuoyuna açıklanmamış. Bedeli ne? 8,5 milyar lira sadece bir yol ve bir köprü. Hatta kavşağın adı da sözüm ona beton kanal kavşağı. Yani yapılacak kavşağın adı. Beton kanal ben diyorum bu arada. Siz onu tırnak içinde öbürü anlayın. 8,5 milyar bugün, yani ne zaman yapılıyor? Temmuz'da. Bugünkü gerçek fiyatlarla 10 milyar aşar. Bakın bir yol. 10 milyar aşar. Siz bu işi alan, ihaleyi alan firma kredi bulamadı diye yasa çıkarıyorsunuz, kanun çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki bakanlık güvencesiyle, bakanlık teminatıyla bu ihaleye para bulunabilir. Kanunla. Kanunla. Bir, sen milyonlarca insan kapıda işsiz bekliyor. Milyonlarca insan bu şehirde. Diyorlar ki bu şehirde yaratılacak diyor başkan. Bakınız bu şehirde 1 milyon, yani 1,5 milyon ekmek üretiyoruz ve 1 liraya satılıyor ya. Bugün 3 milyon üretsek, bakın 3 milyon üretsek yine aynı hızda biter. Böyle bir kentteyiz ve bu yoksulluktan sıyrılmak ve ayağa kalkmak istiyoruz ki kalkacağız Allah'ın izniyle. Tereddütsüz kalkacağız. Böyle bir ortamda siz böyle bir ihale yapıyorsunuz. Ve o ihale var ya, inanın denizde kum tanesi. Bakın ne diyorum, 65 milyar dolar. İstanbul'un doğasını heba etmek. İstanbul'un bu yoksul anında Türkiye'nin paralarını heba etmek. 23 milyar lira geçen yılın parasıyla İSKİ'nin üzerine düşen yatırım miktarı. 23 milyar. Yani İSKİ sırf bu kanal için boru hatlarını değiştirmek zorunda. Kanal sistemlerini değiştirmek zorunda. Yeni arıtmalar yapmak zorunda. 23 milyar. Revize fiyatlarla 40 milyar deseniz yanılmazsınız. Tekrar edeyim. Lira. Lira. Ama ben 23 milyar üzerinden gidiyorum. Anlamı ne biliyor musunuz? Yıllık İSKİ'nin yatırım bütçesi 3 milyar lira Barış Bey. Anlamı ne biliyor musunuz? 8 yıl İSKİ hiçbir şey yapmayacak. Kanal için
hat yapacak, tünel açacak vesaire vesaire. Allah aşkına ya. Allah aşkına. 65 milyar dolar diyorlar yani, 500 milyarı geçiyor, 600 milyarı bulan bir rakamdan bahsediyorum. Tereddütsüz az derim, çok demem. Bakın az derim, çok demem. Bu memleketin işsizi, bu memleketin ümidini yitirmek üzere olan genci, eğitimi dipten başa bozuk olan bir süreçte siz kanala bu parayı harcıyor. Onun için diyorum İstanbul'a yani. Bak tarihine girmiyorum. Efendim Marmara Denizi çürük yumurta gibi kokar, bunu anlatmıyorum. Karadeniz Marmara dengesiyle aslında Marmara'ya heba edeceğiz. Balık bile burada olmayacak. Ben bunu demiyorum. Şurada hayatını bu işe vermiş bilim insanları var. Hayatını. Ben bunu bütün... Canlı yaşam değişecek yani. Ben tabii ben bunu bütün... Ölü deniz diyorum. Finans kuruluşlarına, ben bunu bütün devlet bürokrasisine, atanmış bakanlara, seçilmiş meclis üyeleri, milletvekili hepsine yolladım şu kitaptan. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Efendim ne yapalım? Ben bu ihaleyi aldım. Onun için yaptım. Benim bir kusurum yok. İş dünyasına söylüyorsunuz. Aynen öyle. Ya da ya ne yapalım? Orada bir iş çıktı. Birisi de güzel bir garanti verdi. Nasılsa bu 83 milyon insanı biz onun cebinden alırız. Oraya da para verdik. İki sene sonra, 2,5 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek. Bu yapılanlar, bu işi alanlar, bu finansı verenler devletin ve milletin hafızasından asla çıkmayacak. Başkan, bu bölümü biraz tekrar edebiliriz isterseniz. Yani iki sene sonra Millet İttifakı yönetecek derken, yani bir kesinlik arz eden bir şey söylüyorsunuz. Tabii öyle, ben inanıyorum buna. Niye inan? Ben Millet İttifakı'nın bir ferdiyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bu memleketin değişmesi adına da iki sene sonra bu ülkede Millet İttifakı süreci yönetecek demekten, hatta ve hatta Türkiye İttifakı bu süreci yönetecek demekten niye geri durayım ki? O gün ne olacak İstanbul? O gün bu kanala, bu beton kanalına, beton kanalı izah edeyim mi? 25 metre derinliğinde, 250 metre eninde, her tarafı beton olan bir kanal. Beton. Bakın beton. C40 mıdır, başka bir şey midir bilemem. Projesi bile ortada yok. Ya Allah aşkına, gazetecilersiniz. Bu ülkenin çok kıymetli gazetecilerisiniz. Ya bir toplantıya davet edildiniz mi? Hayır. Ya böyle bir kanal projesi var. 10 senedir Türkiye'nin gündeminde, bakın 10 senedir. Bir toplantıya davet edildiniz mi? Ben dedim ki Allah, ya böyle ilan verdim neredeyse gazetelere, televizyon. Allah aşkına bizi davet edin de bir cümle olumlu şey söyleyin bize, bakın. Bir cümle. Dinleyeceğim, size hak vereceğim. Daha ileri gideyim mi? Panele ısrarla bu işin lehine. Televizyonlarda konuşan 3-5 sözüm ona, bilim insanı vesaire. Davet ettik. Dedim ısrarla davet edin. Gelmediler. Bir kişi bile gelmedi. Yani olumlu varsa. Siz yaptınız bir çalıştay bununla ilgili. Tabii. O çalıştaya da gelmedi. Ben onun için bakın İstanbul'un maneviyatına, 1453'te bu fethi yapıp bu kenti bize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'in emanetine, 5 yıl işgal altında kalıp 1923'te kurulan Cumhuriyet'le beraber teslim alınan, işgalden kurtulan Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti bu güzel İstanbul'a, ihanet eden kim varsa gelecekte hesap verir. Efendim bunun adı bürokratmış, bunun adı bakanmış, bunun adı inşaat şirketiymiş. Ya ne yapalım, ihaleyi de aldık. İster yerli olsun ister yabancı olsun. Bu devletin ve bu milletin hafızası bunun hesabını sorar. Kusura bakmayın ama her mesleğin bir etik tarafı yok mudur? Yani siz bir yalan ifadeyi kullanır mısınız? Bildiğiniz yalanıp iddiada bulunabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz ama yani gazeteci olarak yalan konuşur musunuz? Konuşmazsınız. Saygın gazeteci olmak böyle bir şey. Saygın sektör temsilci olmak da böyle bir şey. O bakımdan ben bizim hafızamızın bunu unutmayacağını, böylesi büyük bir ihanetin karşılıksız kalmayacağını sonuna kadar. Ya yüz binlerce insanın itirazı var ya. Yüz binlerce insan çıkıyor. Bir de nöbetçi bakanlar var. Her hafta sonu bu beton kanalla ilgili bir laf. Hatırlayın ilki Eylül ayları falandı. Seçilmişti. 2 ay geçmişti. Yani ismini bile unuttum. Kazma vuracağız demişti.
birkaç aya kazma vuracağız demişti. Dediğinden bugüne 2 yıl geçti neredeyse. Kendisi 4-5 de yok ay zaten kaldı. Ayrıldı zaten. Bilmiyorum evet. Nerededir. Kazma vuracağım dedi gitti. Şimdi her bakan hafta sonu laf yetiştiriyor. Tekrar ediyorum birkaç yerde bunu söyledim. Alınganlık olduğunu duydum. Bakın Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bakın Çevre beton değil ha. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Şehircilik ne? Sürdürülebilir, yaşanabilir, mutlu. Beton değil bak, beton kanal değil. Çıkıp her hafta bu planı alsan gururla. Yani kusura bakmayın bunu da söyle. Şimdi bunları söylüyorum ondan sonra oluyor. Efendim bak Ekrem İmamoğlu İstanbul konularını konuşuyor. Ya nasıl konuşacağım İstanbul konularını? Zaten, sayın Allah başkanım, aşkına. İstanbul. Şimdi muhatabınız kim? Bunlar. Ondan sonra hatırlayın şimdi. Türkiye'nin en büyük ekonomi uzmanı kimdi? Benim uzmanlık alanım ekonomi kim dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tamam. Peki kim suçlu oldu? Damat oldu. Merkez sonra, Bankası Başkanı. Merkez Bankası Başkanı oldu. Şimdi belki başka maliye bakan. Banka müdürlerine kadar gidiyor. Ben de diyorum ki bundan sonra eyvah ihanet ettik dendiğinde sorumlu ararlarsa bu her hafta sonu konuşmayı kendine vazife eden bakanlar nereye kaçarlar, nereye giderler onu bilemem. Onun için söylediklerine dikkat etsin. Peki. Barış arkadaş.